Artık başlayabilirik bence. Diğer iştirakçılar da yavaş yavaş koşulacaklar. Gömeliğin doktorumuzla başta olmakla iştirakçıların her birini salamlayıram. Özümü təqdim edeyim. Mən Nigah Bahadurlu, 3-cü kurs tibb tələbəsiyəm və bu term üzrə Skora komitəsinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməkdəyəm. Webinarda uzun müddətli və geri dönə bilən təsirə malik olan kontrasepsiya vasitələrindən danışacağıq. Və əsas üzərində duracağımız mövzu qadın genitalının uzun müddətli kontrasepsiyasıdır. Əlbəttə ki, kişi genitalının da kontrasepsiyası mümkündür, uzun müddətli olaraq da söhbət gedir. Lakin Azərbaycanda elə də geniş yayılmış bir metod deyil. Yəni, açıq danışmaq lazımdır ki, və acı həqiqətdir ki, cinsi əlaqədə olarkən əhalinin kişi qisminin böyük bir hissəsi ən sadə və ən təməl qoruma vasitəsi olan kondomlardan istifadəni rədd edir. Bir də digər kontrasepsiya vasitələri ilə bağlı suallarınız olarsa, əlbəttə ki, doktorumuza bunu suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Növbəmi doktora verməzdən əvvəl kiçik bir statistikanı sizlə bölüşmək istəyirəm. Dəqiqə ekranı paylaşım. Belə. Sizde görünür mü? Ha, gördüm, gördüm. Görünür. Beləliklə, deməli paylaşdım. Aha. Statistik məlumat siz qeydiyyatdan keçərkən sizin cavab verdiyiniz suallara əsasən çıxarılmışdır və burada ümumiyyətlə qeydiyyatdan keçərkən sorğuda iştirak edən hər kəs demək olar ki, yəni hər kəs tibb tələbəsidir. Baxırıq. Birinci sual kontrasepsiya termini sizə tanışdırmı? 16,4% nəfər xeyr cavabını veribdir. Yəni hamımız tibb tələbəsiyik və düşünürəm ki, bu 100% olmalıdır. Bizim də məqsədimiz bunu 100-ə tamamlamaqdır. Digəri isə kontrasepsiya vasitələri haqqında biliklərinizi qiymətləndirin. Şkala üzrə 1 ən aşağı bilik səviyyəsidir, 5 isə ən yüksək bilik səviyyəsidir və burada görürük. 5. Cəmi bir nəfər, yəni 1,6% yüksək səviyyədə biliyə malikdir. 1 bal şkalasında da biliyə malik olan nəfər sayı 23%dir, yəni faizlə. Yəni belədir vəziyyət və biz də çalışacağıq ki, bunu 100-ə tamamlayaq. İndi isə ekran qaydını dayandırıb növbəmi doktora vermək istəyirəm. Buyurun doktor. Salam, mən də salamlayıram sizi. İndiki ya da gələcək kollegalar hamınızı. Mən bu faizin aşağı olmağını bizim xalqımızın mütəvazılığına verirəm. Hesab edirəm ki, əslində bilirlər, amma biliklərini aşağı qiymətləndirirlər. Buna görə bir dəqiqə mən de ekranı sizinlə paylaşım. Siz görmüşsünüz herhalde değil mi şu an benim ekranımı? Bir saniye. Görürsünüz mü? Ekranı görürsünüz. Seyredin. Yardım alın buradan. Biraz sizi de tamam. Hesap edelim, şimdi görürsünüz. Yok. Gördük. Tamam. Kontrasepsiyon yöntemler. Bu sunumum Türkçe olacak. Öncelikle yani eğitimimden dolayı böyle olacak. Ama çalışacağım Azerbaycan terimler istifade edeyim. Ama ben eminim ki hamımız
Türk terimlerine bilirsiniz, hakimsiniz ve problem yaşamayacak. Ama neyse anlaşılmayacak bir şey olsa mene diyersiniz, ben onun üzerinde daha etraflı izah ediyorum. Öncelikle özümü təqdim edeyim. Sesim gelir de doktor, ha? Tibb Üniversitesi'ni 2006-2012 yıllarda bizim Azerbaycan Tibb Üniversitesi'nde bitirmişim. 2013-2019 yıllarda İzmir'in Ege Üniversitesi'nde kadın doğum ve ginekoloji üzere uzmanlık ihtisasını tamamlamışım. 2019-2023 yıllar arasında Türkiye'de, İzmir'de, İstanbul'da işledikten sonra bu yılın yanvar ayından Bakı'da Ege Üniversitesi'nde işleyirəm. Ve size bugün faydalı bilgiler sunmak istiyorum. Kontrasepsiya ne demekse, kontrasepsiya deyince biz neyine zedir tuturuk? Basit olarak, ümumiyyətlə sunumu istedim ki, daha bilgilendirme amaç olsun. Arada tabii ki tibbi biliklerimiz de olacak. Ama yine de dediğim kimi, önemli olan yatta kalmasıdır. Evi götürülecek mesajlardır burada yani. Hamilelikten korunma, kabaca hamilelikten korunma biz kontrasepsiyon deyirik. Bəs aile planlaması dedikdə nəyinizə tuturuq? Ailələrin istədikləri sayda, istədikləri zamanda və aralıqda baxa biləcəkləri qədər uşaq sahibi olması da ailə planlaması və kontrasepsiyondakı bizim hədəfimiz hər zaman budur. Ümumiyyətlə kontrasepsiyonu biz bu şəkildə qısaca, kabaca sinifləndirsək, əslində bir neçə sinifləndirmə istifadə edəcək, indi görəcəksiniz, qadın kontrasepsiyası var, kişi kontrasepsiyası, hormonal kontrasepsiyası, qeyri-hormonal, mexanik vasitələr və etkisi üzərinə, ən etkili, çox etkili, etkili, yəni başarılı olmaq adına və ən az etkisi aşağı olan kontrasepsiyon yöntəmləri olaraq belə kabaca sınıflandıra bilərik. Buradaki bizim başarıdaki kastımız ne deyim? 100 kadın ili. 100 kadın ili ne demektir? Bir il boyunca bir kadının korunmasını biz bir kadın ili olarak kıymetlendiririk. Bir kadın ilinde, 100 kadın ilinde hamilelik sayısı, yani 100 kadının bir il boyunca korunmasına rağmen oluşan hamilelik sayıdır bu. En başarılı yöntemler implantlardır, dəraltı implantlar, bunlardan danışacaq, spirallar. Bunlardan danışacaq. Sterilizasiya yöntemleri həm qadın, həm kişi. Bunlar qalıcı qoruma yöntemlerdir. Yəni geri dönüşü olmayan. Yenə bunlardan da bilgi verəcəm. Bunlar ən başarılı. Yəni 100 qadın ilində 2-nin altındadır hamiləlik başarısı. Çox etkili olanlar injeksiyonlar, iğnə şəklində olan hormonal qoruma yöntemleridir. Əmzirmə bunun üzərində də danışacaq. Doğum kontrol hatları. Doğum kontrol hapları bilirsiniz tabiye şeklinde istifadə edilir. Onların niyama şeklinde olanları var. Dəriyə istifadə elədiyimiz peçlər yapışdırdığımız yani. Ve vaginal halkalar. Bunlar çok istifadə olunmur ama yine de kabaca bilgi vereceğim. Etkin olarak erkek kondomu dediğimiz kişi prezervativi. Kadınlarda yine aynı şekilde prezervativler var. Femidon adından daha çok bilinir bu kadın kondomu. Diyafram ve bu aşağıda dediğimiz daha az etkili olan spermisitler çok istifadə elədiyimiz yöntem deyil, ama yine de kabaca bilgi vereceğim tibbi bilgi adına. Bu fərqli və farkındalık yöntemleri ne demektir? Bu doğal aslında koruma yöntemleridir. Bunun üzerinde de kısa da olsa bilgi vereceğim. Yani təbii üsullarla hamilə kalmamak için kadınların ve kişilerin dikkat elədiyi yollar. Başka bir sınıflandırma yine kadınlar korunması, kişilerin korunması ve bunlardan da keçici olanlar, kalıcı olanlardır. Bunların da üzerinde yine ayrı danışacak. Kabaca yine gördüğümüz gibi doğum kontrol hatları, yani tabletkalar, spirallar, iğneler, dəraltı implantlar ve spermisitler, diyaframlar, bunlar dediğim gibi çok istifadə olunmurlar. Kişiye ait yöntemler daha çok bildiğimiz prezervatifler ve təbii geri çekme yöntemi, coitus interruptus dediğimiz. Bunun da üzerinde danışacak. Kalıcı yöntemler kadınlarda boru bağlanması, kişilerde vazektomiyadır. Yine dediğim kimi danışacak hepsinin üzerinde teker teker. Bunlar genel olarak sınıflandırmadır. Üzerinde çok durmuram. Esas üzerinde duracağımız çok istifade olunan korunma yöntemleridir. Bunları biz yine hormonal ve geri hormonal olarak ümumilikde ayıra bilirik. Hormonal kontraseptivler tərkibinde hormon barındıran araçlardır. Bunlar tabletler olsun, spirallar olsun, implantlar olsun fark etmir. Esas ana mexanizm nədir burada? Tərkibinde estrogen, progesteron kombinasiya şeklinde.
içinde olabilir ya da sadece progesteron içerenler var. Avantajları, dezavantajları da ne danışalım. Ümumiyyətcə, bunlar necə necə etki edir, necə olur ki, biz hamilə qalmırıq bunları istifadə edəndə. Estrogen və progesteronlar negatif feedbacklə gonadotropinlərin salınımını, sintezini baskılayırlar və gonadotropin olmadığı zaman gonadotropinlər lazımdır ki, gəlib yumurtalıqlarda estrogen, progesteron sintezinə hədəf orqan olaraq follikul yetişməsinə səbəb olsun və NH piki yadınızdadırsa menstruasiya döngüsündən bəlkə bəziləri biz daha keçməmişsiniz, amma NH piki lazımdır ki, yumurtlama gerçekleşsin ki hamiləlik oluşsun. Yəni bu yumurtlamanın ovulyasiyanı inhib edir. Çünki santraldan gonadotropinin salınımını inhib eləmiş oluruq. Dışarıdan biz estrogen, progesteron verərək. Və progestinlər, bunun dediğim kimi tərkibi həm estrogen, həm progestin olur. Progestinlərin də ümumi etkisi nədir? Servikal mukusu qalınlaşdırır. O uşaqlıq boynundakı seliyi qalınlaşdıraraq oradan sperm keçidini əngəlləyir. Həmçinin özəlliklə borularda, bilirsiniz, boruların daxilində kirpikli epitel var. Bu kirpikli epitel mayalanmış yumurtanı, embriyoyu uşaqlıq daxilinə doğru yöndə hərəkət elətdirir. O transportu pozmuş olur. Həmçinin estrogenin də endometrium, bu ikisinin kombinasiyasında etkisidir. Endometrium üzərinə bəbəyin embriyonun implantı olmasını pozur. Yəni endometriumu uyğunsuz hala gətirir. Embriyo gəlib ora implant ola bilmir. Yəni əslində bu bir neçə mərhələdə hamiləliyi önləmə etkisi olur. Həm yumurtlamırıq, yumurtlasaq bilə döllənmiş sperm gəlib çata bilmir ora, çünki uşaqlıq boynunda qalın bir tıxac var. Çatıb dölləndirsə belə uşaqlıq daxilinə hərəkət eləyə bilmir. Çatsa belə endometrium buna hazır olmadığı üçün implantı ola bilmir. Yəni gördüyünüz kimi 4 aşamalı bir qoruma yöntəmdir. Yəni 4 cəbhədən hamiləlikdən qorumuş oluruq qadını. Amma təbii ki, yenə buna rağmen başarısızlıq olurmu? Olur. Ən çox istifadə etdiyimiz bu sınıfda, yəni estrogen, progesteronların, estrogenlərdən ən çox istifadə olunan etinil estradioldur. Bunlar çox detay bilgilərdir. Kabaca burada sizə nəyi demək istəyirəm? İlk çıxan doğum kontrol haplarında, hansı ki biz eşitmiş ki, məmə kanseri riskini artırır, bir sürü hormonlara bağlı yan etkilər var və s. Bunlar ilk çıxan nəsil doğum kontrol haplarında olurdu, bu hormonal içəriklərdə olurdu. Çünki yüksək doza planlanmışdı o zaman. Zamanla dozası kiçildilərək, azaldılaraq ideal doza ayarlandı. Bizim bu dəqiqə istifadə etdiyimiz qoruma yöntəmləri içərisindəki estrogenin, etinil estradiolun ortalama miqdarı 20-50 mikroqram arasıdır. Ortalama da 35 civarıdır. Çox özür istəyirəm, doktor, sözünüzü kəsəm. Siz deyəsən slaydı dəyişirsiniz, amma biz görmürük sizin dəyişdiyinizi. Mən dəyişirəm, niyə görmürsünüz? Amma bizdə görmürə, bayaqdan birinci səhifədə qalıb, ona görə bildirmək istəyirəm. Mən onu baxım, necə düzəldirəm, bir dəqiqə gözləyim. Ekran dəyişdiyini görmürəm şu an. Tamam, ekran dəyişdiyini. Görürsünüz indi. Görürəm mən. Hormonal kontraseptiv nasıl korur, değil mi? Bu indi o ekrandasız. Bəli. Tamam, devam edirəm. Görürsünüz mü? Aha, görünür. Hemen sayfadadır. Tamam. İçeriği ilə başlayır slide, doğru mu? Nasıl korunurla başlayır? Yox, mən dəyişdim, amma o zaman mən hər dəfə sanırım şey eləməliyəm. Çıxıb təkrar girməliyəm ki, görə biləsiniz. İndi içəri ilə başlayan slaydı görürsünüzmü? Bəli. Tamam. Çünki çıxmanı gərək yoxdur. Belə sizin için rahatsa belə davam eləyək. Mən indi slaydı dəyişdirdim. Siz görürsünüz mü dəyişdiyini? Bəli. Kəsin kontraindikasiyonları görürsünüz. Okey. Tamam. Yenə problem olsa bildirin. Yox, yox. Başda zaten kabaca anlatmışam.
Okey. Dedim ilk nesil doğum kontrol hatlarının dozası çok yüksekti. Zamanla biz bunu azalttık ve olabilecek yan etkileri minimum olan dozdan istifadə edirik. Daha da azaltmağı da denedik aslında. Ama daha da azalttığımız zaman kırılma kanamalarına sebep olurdu. Ona göre çok efektif olmadı. Belli hormonların, hormonal kontraseptivlerin yan etkileri var tabii ki. Sigaret istifadəsi olan, bizim ümumiyyətlə burada kabaca bilməmiz gərəkən nədir? Damar bozukluğu, pıhtılaşma, laxtalanma riski olan pasiyentlərdə kontraindikədir. Və buna səbəb ola biləcək, ağlınıza gələ biləcək hər şey. 35 yaş üstü 15-dən fazla sigaret istifadə edənləri bilirsiniz, sigaretin damar üzərinin etkisini bilirsiniz. Ondan sonra kardiyovaskülər hastalık riski yüksek olanlar, tansiyon yine bu şekilde, venöz tromboemboli riski olanlar, inme riski, felç riski olanlar, iskemik hastalığı olanlar vesaire. Auralı migren yine bu şekilde, auralı migrende de damar etkilenmiş olur. 20'den artık mesela diyabeti olan hastalar niye? Çünkü diyabet uzun süre devam ettiği zaman damar patologilerine sebep olur ve bunların hepsinin esasında durur ki özellikle estrojen damar üzerine, laxtalanma üzerine, pıhtılaşma problemleri üzerine etkili olduğu için bu grup hastalarda verme kontraindikadır. Meme kanseri, çünkü bilirsiniz meme kanserlerinin hormon pozitifleri var özellikle. Biz onları beslemiş olduk bunları vererek. Kesinlikle kontraindikadır. Ve bundan başka diyebileceğimiz genital kanaxmalar, diagnoz koyulmamış kanaxmalar. Çünkü bu da endometrium kanserinin sebep olmuş olabilir, yumurtalık kanseri sebep olmuş olabilir ki bunlar da yine hormon bazlı kanserler olduğu için yine kontraindikadır. Ve bu biz burada pasiyenti seçerken hem muayenemizi eləyirik hem de anamnezini düzgün almalıyız. Yan etkilerde bütün dermanlarda olduğu kimi bulantı kusma verebilir, alerji verebilir, alerji verebilir tabii ki. Bazı pasiyentlerde memede hassasiyet olabilir. Safra transportunu bu özellikle östrojen pozluğu için safra taşı olan pasiyentlerde mesela aslında vermirik biz hormonal ilaçları. Gelək aslında bizim bugün istifadə elədiyimiz aptekdən gedib soruşsanız korunmak istəyirəmlər nə istifadə edeyim sizə deyəcəklər ki doğum kontrol hapları, kombinə oral kontraseptiv, KOK, OKS artık hansı adına bilirsiniz de hap olarak da günlük kullanımda bazen istifadə olunur. Kombinə hormonal kontraseptiflerin en yaygın istifadə olunanıdır kombine oral kontraseptifler, yani doğum kontrol hapları. Burada özellikle yine estrojen progesteron kombinasyasıdır, bayağı dediğim mexanizm üzerinden. Bu arada slaydı değiştirem, yakin ki görürsünüz değil mi değiştiğini, problem yoktu. Görürüz, bəli. Okey. Bayağı ki mexanizm üzerinden yine ovülasyonu inhib eləyəcək. Transportunu pozacak, spermin servikal nüksu kalınlaştırarak döllenmiş yumurtanın borudan uşaqlıq daxilini keçişini engelleyecek ve keçmiş olsa belə implantasyonunu engelleyecek. Ana mexanizmimiz budur. Mən burada sizə aslında bilgilendirmek amaçlı demek istediğim şey, göstermek istediğim dermanlar bu şekilde olur. Üstünde ya haftanın belə günleri yazır ya da numaralı, nömrəli olabilir. Bəziləri tek rəngdə olur. Məsələn, görürsünüz, burada 21 tabletka var və hamısı eyni rəngdir. Bunların eyni cinsli tabletka olduğu və hər gün bir dənəsini istifadə edir. Üstündə bu həftənin günlərini yazmaqdakı məqsəd odur ki, daha kolay kullanım olsun. Məsələn, siz pazartesi birinci günə başlamışsınızsa, səhər gün, ay ikinci gün mən almış mıydım, almamış mıydım? Axında görürsünüz ki, ikinci günün tabletkası yerindədirsə, siz deməli almamışsınız. O, kullanım kolaylığı üçündür. Bəzilərində isə 21 plus 7, yəni 28 tablet olur. Bu görsünüz, bu son 7-sinin rəngi fərqlidir. Bu da 21 gün istifadə elədiyimiz hormon preparatıdır. Son 7 gün istifadə elədiyimiz boşdur, plasebo dediyimiz. Tərkibində dəmir olur, vitamin olur və s. Bəzən sadəcə şey olur, hani bu dərmanların kullanımda istifadə elədiyimiz yan maddələr. Buradakı ana amaç hər gün pasiyent dərman içme alışkanlığını kaybetmesin ve ama biz orada arada 7 gün boşluk bırakmalıyız ki menstruasyon olsun. Yani biz 21 gün hormonumuzu alırız. Bu biri tabletkada artık biz bırakırız tabletkanı, menstruasyon olmağı gözlüyürük. Menstruasyon olduğumuz zaman yeni kutuya başlayırız. Burada ise ara vermiyor. O 7 günde de biz tabletka içirik ama buraya hormonsuz olanları sadece çokun içerisinde demir olur bunların.
ya bunu belə qoymağım, hani gözünüz daha pratik olsun, aşina olsun. Bu niyə birində 21-dir? Niyə birində 27-dir? 28-dir daha doğrusu, 21 plus 7-dir. Onu anlamağımız üçündür. Bir də doğum kontrol hatlarından başqa, ya tərkibində estrogen, progesteron olanlardan başqa mini pili dediyimiz, mini hatlar dediyimiz hatlar var ki, bunlar da sadəcə progesteronla oluşurlar. Bu kombinələrə görə biraz etkinliyi düşüktür. Ama biz hansı kimi kombinə oral kontraseptiflərdə nə dedik? Dedik ki, damar estrogendən dolayı damar patologiyalarını tətikləyə bilir, var olanları ağırlaşdıra bilir. Onun üçün o estrogensiz olduğu üçün tansiyon olan, migren olan, auralı migren özəlliklə, lüks olan, koagulopatiya eğilimi olanlar, məsələn, faktor 5 Leiden mutasyonu ola bilər bu, keçirilmiş emboli öyküsü olan, ağciyər emboli öyküsü olan, birinci dərəcəli ailə yaxınlarında emboliyası olan və s. qadınlarda bu istifadə edə bilir. Çünki tərkibində estrogen yoxdur, sadəcə progesteron var. Amma təbii ki, ikisinin kombinasiyonuna görə biraz etkisi daha aşağıdır. Və əmzirən qadınlara biz genellikle doğum kolu, yani kombinə haplar vermirik, estrogenli haplar vermirik. Çünki estrogen süt kalitəsini etkilədiyinə dair çalışmalar var. Ona görə sadəcə progesteronlu veririk. Amma sırf progesteron olduğuna görə ara qanamalar verə bilir, amenora verə bilir. Çünki progesteronun etkisi endometrium üzərinə atrofi yapır, endometriumu incəldir. Və biz menstruasiya olmamız üçün endometrium qalınlaşmalıdır, yəni estrogenə ehtiyacımız var. Onun üçün estrogen olmadığına görə orqanizmimizdə amenorealar, yəni qadın aybaşı görəməyə bilir. Və estrogen də yenə əksik olduğuna görə hamiləlik, zaten hamiləlikdən qoruyur, amma hamiləlik oluşursa boru hamiləliyi olma ehtimalı biraz yüksəkdir bu haplarda. Amma hamiləlik əmzirən qadınlar üçün ideal bir qoruma yöntəmidir deyə bilər. Bir de gecik İstirahatlarımızdan bir elini kaldırırsın. Ola ki, sağlık seslendirsin. Tabii, buyursun, buyursun. Doktor, bu biz deyirik 7 gün kanama görürük xəstə. Aha, 21 aha. Gün veririk və 7 gün saxlayırıq. Bəli. Amma bu 7 gündə ovar yetişməsi baş vermir. Yəni, ümumiyyətlə bizim koku verdiyimiz müddətdə yumurta yetişməsindən söhbət etmir. Biz ovulyasiyamı basıralım. Yəni, o xəstə ovulyasiya olmur, biz orada dərmanı kəsərək sadəcə menstruasiya olmasını sağlayırıq. Onu da xəstədəki mexanizmi xatırlayın. Buyurun. Onu da xəstənin özü istəyir də, elə xəstə. Yox, çünki əgər kontinyu versək, ona da gələcəm. Məsələn, sizin düğününüz var və menstruasiya olmaq istəmirsiniz və yaxud tatil yapırsınız, o dönemde menstruasiya olmaq istəmirsiniz. O zaman bu 21 günlük hapları kontinyu kullansanız, yəni 21-ə tamamlayıb ertesi gün yeni kutuya başlasanız menstruasiya olmayacaksınız. Bir 21 daha kullanın, o 21 gün boyunca yeni menstruasiya olmayacaksınız. O bitsin, bir kutu daha kullanın, yeni menstruasiya olmayacaksınız. Ama 3 aydan fazla bu kullanım artık ara qan axmalara sebep olacak. Onun için, çünkü endometriumun belli bir kalınlığa ulaştığı zaman soyulup dökülmesi lazım. Ona göre biz o aranı onun için veririk. Hem kadın normal fizyoloji döngü yaşayır ve bir anormallık olmadığını düşünür. Çünkü pasiyent menstruasiya olmadığı zaman niyə menstruasiya olmuram, bu bir xəstəlikdirmi, gələcəkdə problemə səbəb ola bilərmi kimi psixolojik sorunlar da yaşaya bilər, yəni soru işarətləri olur kafasında. Plusdakı biz bunu 3 ay sadəcə bu dediyim səbəblər, pasiyent önümüzdə imtihanı var və bu dönəmdə menstruasiya olmaq istəmir, onunla kafa yormaq istəmir. Menstruasiya olmaq üçün neyin deyir? Verdiyimiz doğum kontrol haplarını aralıqsız kullanacaq. Əgər bundan kullanırıqsa bu 7-lidən, o 7-ni kullanmadan 21-dən sonra yeni 21-ə keçəcək. Anlaşıldı mı? Bəs davamlı olaraq istifadə olunan, onda kombinə oral deyil də, başqa tərkibləndir, davamlı istifadə olunan. Kombinə oral kontraseptidir. Davamlı olaraq dediyimiz, heç ara vermədən 3 aydan fazla vermirik. Sadəcə, məsələn, endometrioz xəstələri var ki, bizan veririk onlarda, yenə progesteron tərkiblidir, onlarda da davamlı veririk, onlarda yenə 6 aydan sonra yenə ara veririk. Yəni, tamamən sıfırlamırıq menstruasiyanı. Yaxşı? Yəni, düzgün deyil. 7 gün aranı vermək lazım. Heç bir, elə bir kontraseptiv vasitə yox. Qadının əgər qadının hər hansı bir menstruasiya olmamasını gərəkdirəcək bir durumu söz konusu deyilsə, ara verməmiz gərəkir. Tövsiyə olunandır. Fiziyolojiyə daha yaxındır çünki bu durum. Tamam, okay? Çox sağ olun. Bəzən, məsələn, biz xəstənin
çok şiddetli anemiyası var, başka bir sebepten olabilir veya menorajiyadan dolayı olabilir. Biz doğum kontrol hapı vermişik ve biz özümüz deyirik ki, kontinu kullan, 7 gün ara verme veya bu 7 tablet içme, kontinu kullan, 3 ay, 5 ay, yani adeta 3 ay üzerinde tövsiye eləmirik. Kontinu kullan ki, menstruasiya olmayasam, bu arada da mesela IV dəmir veririk ya da oral dəmir veririk vs. ki, qanını yüksəldək və hemoglobin yüksəlsin ki, ameliyat planlayacak. Mesela histerektomi planlayacak ama bu dakika onun anemiyasından dolayı ya transfüzi eləməliyik ya da 2 ay, 3 aylık bu tedaviyle toparlayacak. Transfüziyodan da kaçınmış olacak ve pasiyete ameliyata hazırlanmış olacak. Yani belli sebeplerden dolayı veririk ama fizyoloji en yakın durumda olduğuna göre biz bu şekilde ara veririk. Okey? Okey, çok sağ olun. Buyurun. Bəs, məsələn, hər gün hap kullanmaq yorucu ola bilər, pasiyent unudur. Ha, bu arada, məsələn, o hapları kullandığımız zaman arada biz birini unutduq. O zaman ne inirik? Tutaq ki, biz 3 dənəsini atmışdıq, sonra 4-cü yadımızdan çıxdı. Biz 5-ci gün baxanda gördük ki, biz dünənkini də atmamışıq. O zaman dünənkinlə bugünkünü bugün bir yerdə alırıq. Ama 2, 3 ve daha fazla unutmuşsunuzsa, o zaman bu artık sizi korumayacak. O zaman başka bir şekilde ekstra korunmanız gerekecek. Çünkü bu, o arada boş kalan günlerde artık yani folikul triggeri başlamış olacak ve yumurtlama gerçekleşebilir. Tabii ki ihtimalde bu %100 değil. Ama yine de eğer 2, 3 ve daha fazla unutmuşsunuzsa, o zaman... Başka bir yöntemle korunmanız ekstra tövsiye olunur. Mesela kondom, prezervatif vs. gibi. Yani bu hap sürekli kullanımdan narahat olan, kullanabilmeyen pasiyentler var ki bunlara daha yine hormonal kontraseptiflerin daha uzun etkili olanlarını istifade edebiliriz. Bunlar nedir? Injectable yani iğne şeklinde olan formalar var, deri altı implantlar var, transdermal sistem var ve mirena hormonu spirallar bunlardan da danışacak. Medroksiprogesterin asitat tərkibli depo-prover adıyla, PS adlarını özelliğine koydum. Hani kendi pratiğinizde de kullandığınız zaman daha gözünüz aşina olsun diye. 150 mg medroksiprogesterin asitat içerir. 3 ayda bir əzələ daxiline enjeksiya olunur ve 3 ay boyunca hamilelikten koruyur. Korum etkisi yine yüksek bir yöntemde sadece progesteron tərkiblidir. 18 yaş altı tövsiyə eləmirik, çünki osteopeniyə səbəb olur. Çünki bizim bilirsiniz ki, osteoblastları üzərinə aktivasyon etkisi olan östrogendir və biz burada sadəcə progesteron kullanaraq östrogeni həm öz östrogenimizi də basqılamış oluruq. Çünki dışarıdan verdiyimiz progesteron PSH-ı, LH-ı inhib elədiyi üçün öz orqanizmimizdə estrogen sintez eləmir və osteopeniyə səbəb ola bilər. Ona görə küçük yaşlarda, yəni 18 yaş altı kemik gəlişiminin aktiv olduğu dönemde tövsiye eləmirik. Ama emzirme dönemi için çok idealdır. Mesela emzirebilir bundan kadınlar. Ve etkinliği de çok yüksekti. Ama bunu istifade edildiniz. Tutak ki, ilde 4 defa 3 ay aralarına vuruldu. 4 ilde 1 ilden sonra kadın tekrar doğum planlayır, hamile kalmak istiyor. O zaman ara bunu bıraktığı zaman anında hamile kalabilmeyebilir. Bunun geri dönmesi 1 aydan 18 aya kadar çəkə bilər ki, fertilitəmiz geri qayıtsın yəni. Və sırf progesteron olduğu üçün endometriumda atrofi yaparaq atrofik qanamalarına, vaginal düzənsiz qanaxmalara səbəb ola bilir. Ümumiyyətcə, bütün qoruma yöntəmlərinin tibdə yəni %100 yaxşı ya da %100 pis bir şey yoxdur. Plusunu, minusunu nəzərə alaraq və doğru pasiyentə doğru yöntəmi seçmək lazımdır. Dəraltı implantlar son günlərdə çox revaçlı olan bir qoruma yöntəmidir. Yine Nexplan'ın adına çok istifade edildiğimiz bir yöntemdi. Bu da 68 mg etanol gestrel tərkibi var ve 3 il koruyur bizi hamilelikte. Biz bunu qolun iç tarafına koyuruq. Mən de bununla bağlı kısa bir video göstereceğim size. Qolun aktiv istifade edilmediğimiz qola koyuruq. Mesela bir kadın iç hissesine koyuruq. Bu kemiği üzerine bir etkisi yoktu çünkü düşük dozdu. Tromboz artışına da olduğu için ara kanamalar, lekeler verebilir. Ümumiyyətcə bütün progesteron
içerikli hormonlar menstruasyonu azaltma etkisi var. Ama ara kanatmalar, kırılma kanatmaları, lekelenmeler falan verebilir. Ona göre bu bütün hamsında var. Hemsinin bu implantlarda da var. Ama başarısı çok yüksekti. 3 yıl tamamen korumuş olur ve kullanımı da boyunması da çok kolaydır. Yerlik iyileştirme ilerik. Mesela burada görürsünüz bu kadının kolunun içerisinde o alana saç. Yerlik iyileştirme ilerik bile bir mekanizm var özünün. Yerlik iyileştirmeden sonra kadın hiçbir şey hissedemir. Anında görürsünüz 1-2 dakikalık bir işlemde çıkaranda da buradan bu kadar iyileştirerek çubuktu çünkü mini şeklinde size göstereceğim. O kadar yerleştirerek, keserek bir sürüyle oradan yerleştirmeyle çıkartabiliriz onu. Sanırım onun şeklini koymuş. Ha burada koymuştum ama bu kadar. Bu gördüğünüz bu ölçüde bir çubuktu. Yani mekanizmin hele böyle olması, sizi korkutması küçük bir şeydi ve kolun bu hissesine uyguluyor. Yine hormonal bir yöntem olan belə yamalar, peçler yapıştırmak için olan bir vasitemiz var. Dəriyi yapıştırılır. Bunu necə istifadə edirik? Quru dəriyi yapıştırmak lazımdır. Altın nəm qalmasın, qalxa bilər. Çünkü 3 həftə qoyuruq, yapıştırıq 3 həftə qalır. Sonra 1 həftə ara verir. Yine bayaqki mexanizmdən o verdiyimiz arada menstruasiya olacaq. Vücudun hər hansı bir yerine yapıştırıla bilər. Qol ola bilər, qalça ola bilər, ayaqlar ola bilər, qarın bölgəsi ola bilər. Sadece memeye yapıştırmırıq aktif hormon olduğuna göre. Meme de biraz hormonal aktif bir organ olduğu için primer memeye yapıştırmırıq ve o bezlerde maalesef ki etkinliği biraz düşür. Yan etki olarak sadece lekelenme, yerli reks olabilir ve bu hormon olduğu için bütün bayağı saydığımız hormonların etki mekanizmi necəsə bunda deyilədi ve yan etkileri de saydıqlarımızdan eynidir. Çünkü kombine bir preparat tərkində hem estrojen hem de progesteron var. Ama çok yaygın Azerbaycan'da istifadə edirik mi? Yok. Transvaginal halqadır. Çok istifadə edirik. Bunlar da yine hormon içerirler. Vaginaya yerleştirilir. Uşaqlıq boynuna doğru gördüğünüz bu şekilde. Belə bir halqadır. Kullanım yine bu da 3 həftə qalır. 1 həftə çəkirik onu. Ama ilişki sırasında həm kişi, həm qadın diskomfort hiss eləyə bilər. Eğer belə desə deyir yolu çıxardın, ilişkə girin, ama sonra mütləq ən geç 3 saat içərisində yerinə taxmaq lazımdır. Biraz kullanışlı deyin, çox da istifadə edilmir açıqcası. Bunlar saydığımız hormonal yöntəmlər idi. Bir də hormonlu spirallar, ona da bu spiralı anlatıqdan sonra gələcəm. İndi gəldik daha ana bir qrupumuz olan mexanik qoruma yöntəmlərindən, non-hormonal yöntəmlərdən spirallar. Spirallar çox yaygın istifadə olunur dünyanın hər yerində. Daha çox istifadə elədiyimiz bakırlı dediyimiz misli, yəni mis tərkibli, tərkibində mis olan spirallardır. Və biz bunu istifadə edirik. Niyə spiral deyirik? Öncə onu deyim sizə. İlk istifadə olunan tarixdə spiral belə olub. Bu əslində rahim içi arası, yəni uşaqlıq daxili vasitədir bunun adı. Ama ilk istifadə olunan belə spiral şəklində olub. Ya deyil, oradan spiral qaldı. Ama bizim bugün istifadə elədiyimiz belə T şəklində spirallardır. Və spiral şəklində deyil. Sadəcə tarixi bir ad olaraq istifadə edirik bu adı. Bu ən çox istifadə elədiyimiz mis tərkibli spirallar. Bu T şəklindəki spirallardır. Bunun yanındakı hormonu spiraldı göstərəcəm onu da sizə. Bir de yeni nəsil bir spiral çıxıb Kinefix dediyimiz. Bunun ekstra özelliği nədir? Bu T şəklində deyil, görürsünüz ucunda belə bir uc var. O ucu biz miometriyumə saxlayırıq, bu spirallar kaya bilir, düşə bilir. Ona görə bu normal bir spiraldır, uşaqlıq daxilində bu şəkildə yerləşir. Bu da o Kinefix dediyimiz, bu görürsünüz bu ucunu miometriyumun içərisinə saxlamışıq elə bil ki. Bu onu qoymur ki, o belə bir kancası var ucunda, qoymur ki, o gerib gəlib düşsün, kaysın. Yəni kaymayan spiral da deyil, pasiflər buna. Ama yine de spiral, yani spiraldır. Buradaki koruma mexanizmi nədir? Uşaqlıq daxilində aseptik bir iltihab yaradır. Lizosomal aktivasyonu artırır. Bu həm spermin burada yaşamasını əngəllir. Çünki hamiləlik olması üçün sperm buradan gəlməlidir. Oraya keçməlidir. Buradan yumurta gəlməlidir. Döllənmə olub. Təkrar endometriuma gəlib yerləşməlidir. Və burada sürekli bir iltihab reaksiyon olduğunu düşünün, lizosomal bir aktivasyon olduğunu düşünün, nə sperm gəlib buradan sağlıklı bir şekilde keçə bilmir, keçsə belə burada döllənmə olsa da gəlib o döl bura implanta ola bilmir, çünki uyğun şərait yoxdur və
bu şekilde hamilelikten koruyor. Ama gördüğünüz gibi burada sadece asılı bir şekilde kaldı. Yani bir tutunağı yoktu. Ona göre kayabilir. Özellikle çok doğum yapan kadınlarda, uşaqlık boyu yetmez olan kadınlarda düşebilir, kayabilir. Ama bunu da bu ginefiksinden bu şekilde kayması da önlenmiş olur. Ve spiralın başka bir növü hormonlu spiral. Bu hormonlu koruma yöntemleri. Bizim yaşı spirallardan spiralların daha yani kaçınmamızın esas sebebi odur ki spiral taktığımız zaman menstruasyonlar biraz durulaşır. Mesela normalde 3 gün kalmayan bir kadın 5 gün kalmıyor, 7 gün kalmıyor. 3 gün pet istifade edilen bir kadın günde 3 pet istifade edilirse 5 pete, 7 pete çıkabilir. İlk başta bir dismenore ağrılı menstruasyon olabilir. Ona göre zaten yoğun olan bir kanaması varsa pasiyentin, mesela pasiyent gelip diyor ki doktor ben 10 gün menstruasyon olurum. Bu zaten normal değil, fazla kanır. Plus buna riya takarak normal hormonsuz spiral takarak kanamasını iyice arttırmış olacak. Ona göre böyle pasiyentlerde, kanaması yoğun olan pasiyentlerde hormonlu spiral daha etkin olur. Levonorgestrel riyadı başkadır. 5 yıl. 5 yıl boyunca yine bunun özünün takma şeyi var, aparatı var. Uşaqlık bağına yerleştiririk. 5 yıl boyunca oradan azad progesteron salgılayarak hem riya etkisi göstermiş olur, hem de progesteron etkisinden, ki nece hormonlarda anlatmıştık progesteron neyiniyir, o şekilde hamile kalmak önlüyor. Plus endometriuma baskılayıcı atrofi etkisi yaptığı için endometriyal kanamaları da, menstruasyon kanamalarını da azaltmış olur, tedavi etmiş olur. Həmçinin bunu biz sadece korumak için değil, kadın mesela hiç korumak istemir, partneri yoktur mesela, kadın 40 yaşındadır, çok fazla kanıyor ve biz onları tedavi amaçlı da mirena koyuruq, istifade edirik, kan atmasını kontrol altına almak için. Sadece öncesinde aşırı kanlayan bir kadında endometrium örneklemesi yaparak patoloji incelemeye gönderip altta yatan bir patoloji var mı yok mu ona bakmak lazımdır. Bir de son dönem ümumiyyətli bu hormonları kullanmadan önce özellikle 30-35 yaş üzeri kadınlarda meme kontrollerini mutlak istirik yaptırsınlar. Çünkü hormonal preparatlar meme üzerinde yani memede bir malignite varsa onu daha da agreve edebilir. Hormonal aktif şişlerdir çünkü. Baxmayaraq ki bu hormonlu spiral sırf uşaqlıqda xilif gelir, az miqdarda da olsa oradan qana keçebilir ve yine de meme kontrollerini aksatmamak lazımdır. Cerrahi yöntemler bunlar geri dönüşümsüzdür. Ona göre biz bunu aileyle bölüştüğümüz zaman mütlak şekilde artık uşaq istemediklerine emin oldukları bir dönemde tövsiye edirik. Ve daha çok 30 yaş üzeri kadınları baz alırsa 30 yaş üzerinde tövsiye edirik. 3 ve üzeri doğum olanlardan mesela bir doğum yapan kadın ben asla istemiyorum dese de belki gelecekte fikir değiştirir falan diye onlar da kaçınmak lazımdır. Çünkü tüpünü bağladık da tekrar açtırmak kolay değil. Tüp bağlamak özü bir ameliyattı zaten. Plus tekrar açtırmak da bir ameliyat geçirmeniz gerekir ve bu ameliyatın başarısı da 50% ile 80% arası değişir. Başarılı olmayabilir. Başarılı olsa bile bu ameliyattan sonra boru hamileliği riski artır. Ya da bu pasiyent eğer borusunu bağladık tekrar hamileliği istiyorsa direkt süni mayalanma, ekstra karparal mayalanma ile hamilelik planlamasını tövsiye edirik. Boru bağlanmasına bağlı da eğer vaxtımız olsa kısa bir video göstererek bu şekilde bu gördüğünüz bu kadın anatomiyası da uşaqlıq, borular, borunun fimbria hissesi, bunlar yumurta haklardır. Təqribi 1/3 hissesinden daxilikten, yani uşaqlıqdan olan 1/3 hissesinden bu hissedən ligasyon edirik. Biz adeta bunu kesirden eyni vaxtda, keysəri əməliyyatdan eyni vaxtda edirik. Yani pasiyentin 3-cü veya 4-cü keysəriyəsidir. Əməliyyat zaten qarın boşluğu açılıb. Eğer pasiyent istəyirsə eş zamanlı borusu da bağlanmış olur. Yine bu da yüksək qoruma yöntəmi etkisi yüksək olsa yine hiçbir zaman sıfır değil. Başka yöntemler var. Məsələn, boruların tamamen alınması planlanabilir. Başka bir səbəbdən histerektomiya yapılıbsa zaten artık hamiləkdən qorunmuş olur pasiyent. Hamısının plus minusları var. Eğer istəsəniz hansısa bir yöntem üzerinde özelliğinden danışarak plusu nədir, minusu nədir. Ama her pasiyente daha uygun bir yöntemi seçmek her zaman həkimin vəzifəsi budur. Bariyer yöntemler nədir? Hamımızın çok aşina olduğunuz
kişi bariyer yöntemleri kontraseptiflerden kondom yani prezervatif istifadesine bağlı. Bu aşağı yukarı fikriniz var. İlişkiden önce erekte olmuş cinsiyet organına giydirilir ve ondan sonra çıkartılır. Kadınlara da yine bu kondomlar, kimi kondomlar var ama Femidon adından daha çok bilinir. Kadın kondomu çok kullanışlı değil. Çok istifade olunur. Diyafram böyle bir şeydi. Uşaklık boynuna giydirilmesi lazımdı. Yine pasiyentlerin çok kolay kullanacağı bir şey değil. Çok nadir istifade olunur. Ve spermisitler. Spermisit nedir? Bunlar bir çeşit ilaç kimi düşünün vaginaya ya sprey şeklinde ya gel şeklinde ya şam şeklinde vagina yerleştirilir ve bu ilişkiden bir saat önce uygulanır. Bir saat içerisinde ilişkiye girmek lazım. Spermisit özel var ve spermleri öldürür yani kabaca. Ama yine etkinliği yüksek değil ve kimyevi ilaç olduğuna göre yani çok kolay kullanılmış sevilmir de yani. Ve bizim cemiyette daha çok istifade olunan doğal koruma yöntemler. Soruşursunuz pasiyente nece korunursunuz? Ya belli ulaşım korunur ya tergün yöntemin adında bilmezse tabii suların korunur. Tabii sular arasında en çok istifade olunan nedir? Tergün yöntemidir. Her kadın tahmini olarak yumurtlama dönemini bilir. Onu nece hesaplayırız? Normal 28 günde bir ki idealı budur menstruasyon ama her kadında farklı olabilir. Menstruasyonun 14. gününe denk gelir. Yani bugün menstruasyon olmuşsa 1, 2, 3 bu şekilde sayırsız 14'e kadar. 14. gün sizin yumurtlamanızdır. Aslında bu menstruasyondan saydığımız 14 gün değil, sadece 28'di diye bu 14'e denk gelir. Aslında bir sonraki menstruasyondan 14 gün geriye sayarak gelip tapmanız lazımdı yumurtlama döneminizi. Nece? Mesela 30 günde bir menstruasyon olmuşsa son 14 günü çıkırsınız 16. gün yumurtluyorsunuz. Veya tutak ki 36 günde bir menstruasyon olursa bir kadın 14 gün geri gelirsiniz 22. günde yumurtluyor. Yani luteal faz yumurtlamadan sonraki dönem değişmiyor. O 14 gündür. Ondan önceki foliküler faz değişir. Ona göre tergün yönteminde yani yumurtlama dönemini tahmini hesaplayıp kadınlar o günlerde ya ilişkiye girmirler ya da girseler de coitus interruptus yani şöyle boşalma başka adına bu da kişilerin yine doğal koruma yöntemi olarak dediğimiz coitus interruptus'dan korunurlar. Daha çok istifade olunanlar bu iki yöntemde tergün usulü olarak vaginal duş olarak da ilişkiden sonra kadınların vaginasını yıkaması hiç tövsiyelediğimiz bir şey değil. Vaginal floranı çok pozur ve tabii ki bu yöntemler başarısız çok yüksek olmayan yöntemlerdir. Hamilelik ihtimali olur yine pasiyentlerin bu şekilde. Bes acil kontrasepsiyon bu da çok önemli bir konudur. Ya bu tecavüzden sonra olabilir ki kadın istemediği bir cinsel ilişkiye maruz kalıp veya da ki isteyerek ama o an korunmurmuş ilişkiden sonra neynesin? Esas istifade olunanlar ertesi gün harpin adından bildiğiniz ilişkiden sonra mutlak 3 gün içerisinde alınmalıdır. Ama ne kadar ilişkiye yakın kullanılsa yani ilişkiden hemen sonra seri gün kullanılsa daha yakışı olur ama gün arttıkça etkinliği çünkü azalır. Yine burada kombine östrogen progesteron olanlar var. Sadece daha çok istifade olunan burada PS adlarını da yazdım yine. Sizin günlük pratiğinizde de belki işinize yarıyor. Bir el adına var, norlev adına var. Yüksek doz progesteron içerir. Başarısı 70-90% 100% değil. Ona göre mutlak şekilde menstruasyonunuz gecikirse bir test edip bir muayene olmanız lazımdır. Veyahut da ki başarısız olursa hamileliği oluşursa doğru hamileliği olma ihtimali artır. Ona göre yine de bu açıdan dikkatli olmak lazım. Ümumiyyətcə acil korunma yöntemi eğer bir ani bir gelişen bir durum yoksa günlük rutin kullanımda istifade eləməsini tövsiyə eləmirik. Yan etkilərinin çox olmasından dolayı. Çünki bir anda yüksək doz hormona maruz qalırsınız və hormonal menstrual dəngədə pozulur. Ondan sonra foliküler kistələr yaranabilir. Və bir siklus boyunca bir dəfədən fazla istifadəsini çox tövsiyə etmirik. Yan etkilər bütün ilaçlarda olduğu kimi və hormonlarda saydığımız hormonlara bağlayan etkilərdə ola bilər. Bir də sizə burada boru bağlanmasından bağlı, əgər maraqlı olacaqsa, öz pratiğimizdən bir qısa video göstərin.
laparoskopik olarak bayaq demedim size, biz keysəriyə zamanı borular daha çox bağlayırıq, ama ola bilər ki, kadın heç keysəri keçirdik, 4-5 çocuğu var və borularını bağlatmak istəyirsə, o zaman daha çox laparoskopik yöntem kullanırıq. Burada da laparoskopiyle göbekten bir delik, yanlardan iki delikle girerek gördüğünüz bu şekilde borunu lig aşırdı bu kullandığımız alet. Borunu bir buradan bir de yan taraftan ortadan bir parça çıxardırıq. Ve bu koruma yöntemler arasında kalıcı olan ve efektifliği yüksek olan bir koruma yöntemidir. Ve Azerbaycan'da onu da deyim ki, eğer kadının borularını bağlayacaksınızsa, hayat yoldaşının yazılı imzası mütləq şərtli, kadın tek başına buna karar verə bilməz. Bu Türkiye'de de belədir. Sanırım Avrupa ülkelerinde de belədir, çox əmin deyiləm. Ama vazektomi konusu necə de onu bilirəm. Kişiler vazektomi yaptıranda kadınlardan imza alır. Ama kadınlar boru bağlatırdı. O zaman kişilerden mütləq imza alırıq. Ben dinlediğiniz için Hamza teşekkür ederim. Neyse sualınız varsa. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Neyse sualı olan varsa, aydın olmayan bir şey varsa veya da ki ben üstünden hızlı keçtim, çok detaya girmedim baxımından. Ama hansısa bir şeyin üstünde daha fazla bilgi almak istəyirsinizsə, buyurabilirsiniz. Buyurun. Bir tane doktor orada serviks mukusu artırmak mı ne yazmıştınız tabii? Uşaklık boynunda endometriumdan salgılanan bir selih tabakası var. Selih, mukus selih demektir. O selihi katılaştırdığı için katı sert bir tıxac kimi uşaklık boynunda kalır ve sperm uşaklık boynundan içeri keçmeli. O sert tıxacdan geçebilir. O, normalde o selih yumuşak maye şeklinde olur ve sperm onun içinden üzerek geçir. Ama progesteron etkisinden o biraz sertleştiği için oradan sperm geçebilir. Yani onu anladım ama onu tedbir koruma yöntemlerinin üstünde yazmıştınız. Şeyin üstünde. Kadın o mukusa göre kadın təxmini yumurtlamasını hesaplayabilir ama bu kadının çok ayırt edebileceği bir şey değil. Yumurtlama döneminde mən elə bildim progesteronun etkisindəki mukusdan danışırsınız. Ümumiyyətlə yumurtlama dönəmində ya bəzən qadınlarda hafif ləkələnmə olur, nikdəşmərs deyirik buna, yumurtlama qan axması. Ya və o qalın bir daha doğrusu ya akışqan bir selik gəlir. Qadın yumurtlama dönəminə yaxın o seliyə görə yumurtlamaya yaxın olduğunu anlayıb o dönəm ilişkidən çəkinə bilər. Yəni təqvim yönteminin başqa bir geleneksel yöntemde ama dediğim gibi çok başarılı da değil ve kadınla anlamayabilir ki menstruasyon dönemi de değil, yanıltıcı olma ihtimali yüksektir. Ona göre 20-30% zaten başarısızlığı bu yöntemlerin. Çok sağ olun. Bir de bu deyirsiniz ya, boruları iki tərəfdən kəsirsiniz, ortadan bir tane parça götürürsünüz. O deməkdir bir ucu açıq kalmada iki tərəf. Ortadan o alet ki istifadə edirik. O tərəfi də, bu tərəfi də həm yakır o alət, həm də kəsir. Kəsib ortadan alət parça götürürsünüz, buranı da ligasyon yapmış olursunuz, bağlanmış olur. Və o, onu bilirəm, onu yandırır. Yanmağa bağlı. Orada fibroz toxuma əmələ gəlir və ona görə o fibroz toxuması keçmir. Yəni, ora sərtlə sıxar, çapıq toxuması kimi düşünə bilərsiniz onu. Bəs ondan sonra onu düzəldəndə təzdən kəsib yenə tikirik. O ucuları bir-birinə, o ucuların o yanan hissəsini kəsib götürürük və geri qalan təmiz hissələri ucuza birləşdiririk. Amma orada təkrar o əməliyyata bağlı olaraq da çapıq əmələ gələ bilər və yaxud da ki, keçiriciliyi çox yaxşı olmaya bilər və yumurta gəlib orada ilişib boru hamiləliyi ola bilər. Ona görə zaten o əməliyyatın başarısı çox yüksək deyil və olsa belə boru hamiləli riski artır. Tamam, çox sağ olun. Başka sağ olan var mı? Başlarını kaldırabilir. Bir de ki bu hormonların nədən adı? Madilər dövranına təsir barəsində danışardınız da.
Hormonları bizim yeter dışarıdan aldığımız zaman bizim normalde öz organizmimizde estrogen de var, progesteron da var ve belli bir döngüyle dana geçir. Biz dışarıdan aldığımız zaman dışarıdan bunu şey kimi düşünebilirsiniz? Mesela böyle steroid verende bir anda değeri kesilmiyor çünkü kesilme organizm özü sintez eləmirsən dışarıdan verirsən deyə baskılanmış olur. Sən bir anda kəsəndə artıq hormonsuz qalır. Onu kimi düşünə bilərsiniz? Dışarıdan verdiyimiz zaman biz artıq orqanizm özü bunu üretmir. Çünki bu negatif feedbacklə gonadotropi sintezinə baskılanmış oluruq və onunla o gəlib yumurtalığı uyarmır ki hormon sintez eləsin. Bu normal əslində bu dozalar, bu əlimizdə istifadə elədiyimiz dozaların bizim normal fizyoloji ən yaxın miqdarlarda istifadə edirik. Yəni, yan etkisinin minimum olduğu və orqanizmə zərər verməyəcək, ağlınıza gələ biləcək çox çeşitli sayda estrogen türəvləri var, progesteron türəvləri var. Bunun orqanizmdə ən yaxın olanı, doğal progesterona və doğal estrogen ən yaxın olanı seçilir. Təbii ki, burada maliyyət də önəmlidir, yəni daha uyğun qiymətə mal olmalı, hamının istifadə eləməsi üçün daha az yan etkilərinin olduğu olmalıdır. Ona görə ideal kombinasiyaya artıq var olduğu düşünülür. Tabii ki, bəlkə gələcəkdə daha ideal dozlar da, daha ideal forması da bulunacaq. Amma bugün istifadə elənən dozalar ən indiyə qədər olanlar arasında ən ideal dozasıdır. Amma təbii ki, bunlar birer hormondurlar. Və adi tiroid və L-tiroksin belə istifadə elədiyiniz zaman ki, normalda əksikliyi TSH kontrol edirik, ona uyğun olaraq L-tiroksin veririk ən bəsit. Amma orada belə yenə zamanla tiroiddə dəyişikliklər, tiroid vəzəsində operə deyilsə və yaxud da ki, orqanizmdə problemlər meydana çıxabilir. Çünki sizin verdiyiniz, dışarıdan verdiyiniz bir şey kəsinliklə orqanizm birə-bir eynisi ola bilməz. Ona görə estrogenə bağlı bəlli yan etkilər var, progesterona bağlı yan etkilər var. Estrogen yan etkiləri daha çox bayaq saydığım damar üzərində pıhtılaşmaya yatkınlığı olan pasientlərdə daha çox özünü büruzə verir. Və yaxud da ki, verdiyiniz sonuçta dışarıdan verdiyiniz bir ilaçdır və qaraciyərdə metabolizə olacaq və qaraciyər adenomlarına uzun süre kullanımlar adenomlara səbəb ola bilir. Və yaxud da ki, bir kompensa qaraciyər yetməzliyi varsa asla dışarıdan böyle ilaç verməmək lazımdır yine qaraciyəri yormamaq adına. Karaciğer kanser mesela başlangıcı var, hepatoseller sıya varsa bunu biraz daha agrede edebilirsiniz. Meme üzerine özellikle hormon, yani bu doğum kontrol haplarının ilk başta teze çıktığı zaman meme kanseri yaptığına dair bir çalışmalar vardı. Belki dozdan kaynaklanmadı, yüksek dozda ama zamanla bunun meme kanserine sebep olmak değil de meme kanseri varmış başlangıç aşamada, in situ aşamada vesaire biz hani tanı koymamışızdır. Ama faydasız zamanla bu hormon pozitif özelliğinden kanserleri daha agrede edip daha ileri mərhələyə taşıyır ve biz fikirləşirik ki bundan dolayı yarandı. Aslında in situ formu vardı ama zamanla biz qeyd-i ki məmə siyah tanısı koyduk ve fikirləşirik ki bu doğum kontrol hattına bağlıdır. Ama aslında o in situ formadaydı biz bilmirdik çünkü rutin bir kontrol da belki yaptırmamıştır ve in sitular gözden kaçabilir sonuçta. Ona bağlı, yani var olan meme kanserini agrede edir, ama sıfırdan bir meme kanseri yapmaz. Ona göre de bütün kadınlar ümumiyyətcə, tabii ki bu korunma yöntemlerine bu kadar önem veren kadınlar, bilinçli kadınlar olurlar. Yani bunları da düzenli meme kontrollerini mütləq yapmalarını tövsiyə edirik. Yani meme kontrolleri de aksadılmamalıdır. Sadece meme kontrolleri tabii ki zaman zaman uşaq, yani belli aralıklarla uşaqlıq boyunu kanser taramaları olsun. Yani ginekoloji üzerine biz zaten məməni ayırmırıq bu konuda. Taramaları mütləq devam etmək lazımdır. Ama pasiyenti de doğru seçmək lazımdır. Yani ailede məmə siyah öyküsü var, məsələn, erken yaşda veya BRCA pozitif bir yaxını var pasiyentin, onlara oca tövsiyə eləmirik bu şəkildə ilaç kullanımını. Məlim, bəs Doktor, bəs bax bir söz dediniz ki, bu bir insan estrogeni başqa insanınki ilə eyni ola bilməz. Bu, bəs belə bir yöntəm edəcək, yoxlanmırlar. Yox, biz insanlardan desəm, bizim insanlardakı bizim estrogenlər formül olaraq eynilər yəni. Onu demək istədiyim o deyil.
biz dışarıdan verdiğimiz doğal östrogen diye. Sonuçta benim öz kanımdaki östrogeni alıp da hazırlayıp tekrar ona vermedik ki. Yani bir insandan alıp hazırlanmıyor bu dermanlar, bu ilaçlar. Doğal östrogene en yakın formada olan ama yapay östrogenler. Yani tabi veya L-tiroksin istifade edilir. Bu bir insanın tiroid bezinden alınmış hormon değil ki. Bu yapay şekilde üretilmiş bir hormondu sonuç olarak. Ama insan organizmindekini birebir aynısı ve yakın bir formudu. Ama sonuç olarak biz organizmin ürettiğinin aynısını üretemeyiz. İnsülin de yine bunu düşünebilirsiniz mesela. Yani sonuçta yapaydı bunlar yani. Bəs bu insan hormonunu götürüb sonra onu qrafda süni şəkildə çıxartmaq olmaz qabın içində. Məsələn, tək ki orqanizmin özünə çox ziyan verə bilər, amma onu qrafda məsələn elə artıranda məsələn ziyanlı olmaya bilər. Amma bunun bir de dediğim kimi sadəcə maliyyətini də düşünməniz lazım. Yəni burada istifadə elədiyiniz yöntəmlər olabildiyincə etkili və maliyyət olaraq da insanların ulaşa biləcəyi şey ayarda olması lazım. Mesela bir insandan aldın, estrogen hazırladın. Bunu koyacaksan 1000 manata mesela. Doğum kontrol haplarının kıymeti 10 manattı örneğin. Yani burada her cost efektiflik diye bir şey var yakin keşfisiz. Yani fiyat olarak da yani maliyet olarak da ulaşılabilir evet. Olması lazım yani. Evet. Sağ olan var mı? Buyurabilir. Okey, sanırım her hansı bir sualımız yoktu. Hesap edirəm ki, her şey aydındı. Ümumiyyətcə qoruma yöntəmlərindən bir son olaraq deyim ki, yəni belə yan etkilərindən qorxuruq, istifadəsindən daha çox bundan dolayı qaçınılır zaten. Ama burada esas biz ümumiyyətlə tibbdə istifadə elədiyimiz her şey için kar zarar oranına baxırıq. Yani faydası zararından daha yüksek olan, tabii ki zararsız olan da önceliğimiz ama eğer bir zarar söz konusu olacaksa faydası zararından daha fazla olan bir şey istifadə eləməmiz lazımdır. Ona göre siz burada hani sadece bunu korunmasam eşi ne olacak diye düşünmeyin. Bir de burada istenmeyen hamilelikler ve onların getirebileceği fesatları göz önünde bulundurmak lazımdır. Mesela örnek veren, tutaq ki spiral takırıq bir pasiyente. Bu spiralın son yani çok hamilelikten koruyor. Qan axmanı bir miktar artırabilir vesaire ağrı yapabilir ama major en korktuğumuz komplikasyonu ne olabilir? Enfeksiyon olabilir cinsel özellikle polipartnerse bir kadın çoklu partneri varsa veya kadın monopartner olabilir ama partneri polipartner olabilir. Yani cinsel yola geçen infeksiyalara daha yüksek veya HIV pozitif bir kadındır. Yani cinsel yola geçen infeksiyalara infeksiyonun yüksek risk taşıyan bir kadındırsa bu o zaman spiral mesela riski olabilir. İnfeksiyon cinsel yola bulaşan infeksiyon riski artırabilir. Ama böyle düşünün. Bu kadın hamile kalsa ve bu sadece evli değildir veya da ki uşaq bakabileceği, uşaq sayısı bakabileceğinden fazladır veya abort elətdirmeye karar verdi veya özü derman işte çok Azerbaycan'da maalesef bu da yaygın aptekten derman alıp öz evde düşük yaptırmak. Bunlara bağlı komplikasyonlar bu kontraseptif yöntemlerin yan etkilerinden o kadar yüksektir ki ona göre yani minde bir kadında bir hafif bir yan etki olacak diye korunmasın ya da evi yok hamile kalmaz diye ki kalsa da abort elətdirər diye göz ardı edilmeyecek kadardır. Abortlara bağlı qan axmalar, septik abortlar, tekrarlayan abortlardan sonra endometriumun bazal təbəqəsi gedib aşırman sendromu olub hamile qala bilmeyen kadınlar, qan axmaya bağlı ana ölümləri, hamile yani kadın ölümləri o kadar yani azımsanacak kadar değil. Ona göre abort bir koruma yöntemi değil yani bu koruma yöntemlerini biz tabii ki siz tip tələbələrsiz diye plus minuslarını tam çılpaqlığıyla açıq danışdıq ama yani abortun minuslarını göz önünde bulundurarak bunlar onların yanında çok hafif kalır. Ona göre mütləq şekilde bir həkimle məsləhətləşib eğer tibbi bilik olmayan birisi necə korunsun? Həkim zaten ona kiloludursa bu olmaz, ailede bu öykü varsa bu olmaz və s. şəkildə biz onlara zaten hansı vasitənin daha etkin, daha
az zararlı olduğunu zaten deyəcək. Təbii ki, sıfır zararlı bir şey yoxdur, amma abortla qiyasladığınızda asla qiyaslanacaq bir zarar deyil, yəni bunu sizə verəcəyi zarar. Doktor, bir dərdinizdə daha sağlı var idi. Dərdiniz əsindəsiniz. Sağ olun, doktor. Mən bir sağlı var idi. Burada kontrol haqlarını menstruasiya sikliyini istənilən gününə başlayarak qəbul etmək olar, yoxsa? Şöyle, menstruasiyanın birinci ya da ikinci gününden başlaması tövsiye olunandı, ama 4-5. Günlerde başlamak olar. Ama ne kadar erken başlasanız korunma etkisi o kadar yüksek olacak. Çünkü artık menstruasiyayla bir yerde bilirsiniz ki, ovulasyon yani dominant folikulun seçilmesi triggeri artık başlamış olur. Ve geç kaldığımız zaman o trigger tetiklenmiş olabilir. Ona göre tövsiyə olunan ideal qorunma üçün, amma başqa səbəblərdən də biz doğum kontrol hapı veririk. O zaman 4-cü, 5-ci, hətta 6-cı gün ilə başladığımız olur. Amma sırf qorunma məqsədilə istifadə ediriksə, menstruasiyanın bir, ən gec 2-ci günü başlamaq tövsiyə olunandır. Sənə çox sağ olun. Yoxdur deyəsən. Onda yavaş-yavaş seçim başlayar.